Gelin bakayım şöyle yamacıma. Nasılsınız inşallah maşallah. Ben genelde böyle hiç söylemeden girerim. Çünkü sevgili dostlar canlı yayın yapmayı bu aralar hiç sevmiyorum. Ama işte sağ olsun eşim hatırlattığı için böyle bir şeyi böyle kulağıma küpe yaptığı için görüyorsunuz 6 tane küpe var toplamda 3-3. Yani öyle deyince dedim yapayım hakikaten ya yapayım. Çok büyük bir şey de değil yani. Kahvemi aldım geldim. Geyik olsun biraz pazar pazar. Pazar selam vereyim. 3-5 dakika ne kadarsa ondan sonra gideriz. İşimiz gücümüz var değil mi? Pazar insanları, ilişkiler mi ilişkiler? Ben böyle konuşayım kendi kendime. Çetemete hiç gerek yok. Sonra da izlenir. Hiç sorun değil. Zaten benim Arıza Adam YouTube kanalımda benim genel duruşum budur. Çatlanarak girerim. 3-5 kişiyle chat ortamı oluyorsa onlara cevap veririm. Olmuyorsa ben zaten mikrofonu aldım mı kendime göre burnumun dikine yürüyen bir insanım. Benim pardon, gözlük takmak lazım ya. 40'ından sonra gözlük ihtiyacı oluştu. Çünkü neden olmasın? Hate be. Ne? Ay ay. Biz işte malum hep ağzımızdan düşmeyen bir laf var artık. Süper 7 TV kanalımızın işlerini yoğunluğundan diye başlamadık artık. Bütün konuşmalara böyle başlar olduk. Kanalımızın yoğunluğundan diye bizde mantra oldu. Yoğunuz nokta biz. İşte benim bu Instagram'ım belalı. Hiçbir zaman çok takipçisi olmaz. İkide bir kapanır, engellenir, bir şey olur. Giderim bir tane daha açarım. En son bunu da AZRL 677 olarak açmıştım. Artık maillerim tükendi kardeşim. Instagram'ım kapandıkça veya çalındıkça, ki çalınmış olan da var. Kapandıkça yeni bir mail adresi üzerinden yeni Instagram açmaktan yoruldum kardeşim. İşimiz gücümüz var ya. Valla böyle işte Eday ya isim de zor bak bir selam vermek istiyorum Eday Kaybaks. Pazar hali işte dediğim gibi eşim böyle yap ya böyle canlı Instagram'a bağlanıver deyince yapayım dedim o söylemese birçok şeyi vallahi yapmayacağım hiç umurumda değil normalde çünkü yani o Ali Fuat Gülşen kardeşim pazar sohbetimize geldin teşekkürler işsizler uğraşıyoruz aynen ya. Ya işimiz var da ara verip özgürleşmenin derdindeyiz biz de. Şimdi YouTube kanalım olsa kötü puan alacağım diye cuvara yakmazdım ama Instagram'da yakacağım kardeşim. Sonra benim de çıramı yakmaz değil mi Instagram ya? Of şu kaşlara bak. Kaşlarım Ali Fuat kardeşim. Kaşlar aslında biraz şakülünü şaşırmış durumda. İkinci katil. O Afrail. Tacizci reji. Amin. Sağ ol Ali Fuat kardeşim ya. Şimdi Adıyaman'ımız var. Cuvara'mız var. Ateşimiz var. O zaman sıkıntı yok. Bak arkaya caz koydum. Beğendiniz mi? Neydi? Asilis. Asilis ya. Arkaya caz koyduk. Durun bir şunu içeyim ya. Özer. Bak Özer. Özerkan. Önce soyadını koyduğun için kadim dostum hep böyle Instagram'da seni gördüğümde yanılıyorum. Halbuki Esat Özerkan. Ya. Müjdenen Hanımcığım. Müjdenen Hanımcığım ben böyle canlı yapmam normalden yani ciddi iş gibi görürüm çünkü giderim ilan veririm ondan sonra kanalımızda yaparım falan işte proje dehası eşim ya yap arada gir 2 dakika 3 dakika yap ne olacak ki deyince emir telakki ettiğim için yapıyorum. Sigaranın ilk nefesi canındır Pagan Oktay Pagan kültürü hele tok karna
Böyle bir saat içmemişsin mesela, yemeğini yiyorsun falan, böyle içeceğini içiyorsun. Ondan sonra üstünde bir sigara patlatıyorsun kahveyle. Hakikaten çok zevkli oluyor ya. Bu arada ben içime çekmeden içiyorum dostlar. Hani hep kendini aldatma ya, sonuçta ikisi de aynı işte, ha çek ha çekme diyorlar, alakası yok ya, gerçekten burada bir detay var. Mesela ben içime çekmediğim için böyle pro içer gibi boğazdan tadını alıp geri yolluyorum genelde. Belki %10 canım çekiyordur, arada ciğere çekiyorumdur, ama içime çekmediğim için ya, daha geçen gün koşarak işte ne bileyim 400-500 metre ötedeki dükkana gittim geldim, toplam 13 dakikada eve döndüm ya. Yani hiç böyle nefeste zorlanma falan olmuyor. Demek ki içe çekmemenin bir farkı varmış. Ali Fuat kulaklığı takıp gelene kadar biz pazar selamını verip gidiyormuşuz. Monolog. Bir tane bizim yayıncılarımızdan biri monolog, yani tekil, böyle tek kişilik yayınların deli işi olduğunu söylüyordu. Evet, yani benle ilgili doğru yere parmak basmıştı. Çünkü ben gerçekten, yani sonuçta hep ben tek başıma konuştum. Duvara konuşur gibi. Karşımda bir moderatör yok. O sırada ortak bir yayın değil, 3-5 kişi değiliz. Ben hakikaten böyle duvara karşı konuşmayı çok seviyorum. Yani tabii ki izlendiğimi bilmek ayrı bir şey, ama ya ben monologçuyum, ben monoloğu seviyorum. Kimisi beddah diyor, kimisi mimar diyor. Elinde altın bileziğin var, mesleğin var diyor Esat'ım mesela. Vay vay vay. Abo, Esat yine dünyada iş peşinde dolaşıyor. İş adamı kendisi. O Fas Casablanca'dan. Aman Allah'ım, Casablanca diye film vardı be. Çok eskilerden, siyah beyaz. Vay Esat'cığım, hayırlı işler, bereketin bol olsun, heyecanın, eğlencen olsun inşallah ya. Dur, sana buradan İzmir Bornova'dan Casablanca'ya şifalı arıza adam dumanı yollayayım Esat'cığım. Esat'a gitti. En az bir ay sırtı yere gelmez. Arıza adamın dumanı şifalıdır. Benim sevenlerim bilir kardeşim. Şu cabbar tavrı da değil mi? Şu girişken tavrımı bir kere de kendi YouTube kanalında yapsam da, şöyle bir toplaşsak diyorum. Nasip gene fakir Instagram sayfama geldi. Nasip kısmet Instagram'aymış. En az uğradığım yer ya. Bugün ama dostlar Instagram'a bir yığdım paylaşımları, böyle posterler, afişler, dekupeler, betopanlar, alçıpanlar falan. Bir yaydım böyle. Bizim etkinlik reklamı, Süper 7 TV'nin işte hediye eğitimlerin duyurusu falan, böyle tak 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 bir yaydım bunları, rahatladım. Ya gerçekten görsellerle uğraşmak, grafik sanatı, görsel tasarım beni o kadar mutlu ediyor ki. Instagram sayfama bakarsanız, yani illa kendi paylaşımlarım da değil, başkasının bir fotoğrafı hoşuma gidiyor, yaptığı bir iş hoşuma gidiyor, onu da paylaşıyorum. Yani hep bana zaten olmaz. Öyle de büyümedim zaten. Sağ olsun annemle babam beni çok medeni bir şekilde Karşıyaka'nın göbeğinde yetiştirdiler. Gerçekten. Özellikle annemin benim üzerimdeki etkisi çok fazladır. Benim üzerimde çok çalışmıştır. Gerektiğinde güzel de dayak atmıştır. Onun ellerini yerim ben. Kendisi göçtü ama fark etmez. Sonsuzda biriz biliyorsunuz. Hatta sonsuzda ebeveyn falan filan değil. Kozmik aile var. Sonsuz ailemiz var. Göçtüğümüzde buradaki yüklerimizden, sanrılarımızdan, kodlarımızdan kurtuluyoruz, öze varıyoruz. Kısacası değil mi? Yani ölümün bendeki tarifi bu. Esas doğuş. Şimdi benim YouTube kanalımdakiler bunu buradan indirip ben yüklerim YouTube'a. Bana kızacaklar. Abi insan bir haber verir. O zaman bunu kendi kanal sakinlerime çakıyorum. Arkalı önlü. Öyle sohbetleyelim canlarım be. Benim de ihtiyacım var vallahi. Hatta müziğin sesini açalım, susalım. Caz dinliyorum ama gerçekten. Demin hani caz dinlemeye asil işi diye laf attım ama ben çok caz dinliyorum. Özellikle trompet,
hastasıyım. Trompet sesi duymaya bayılıyorum. Miles Davis'in çok büyük hayranıyım. Miles Davis. Kenny G'yi de bayağı seviyorum. Geçenlerde Kenny G'yi The Weeknd'in klibinde başlangıç kısmında gördüm. Ya enteresan. The Weeknd biliyorsunuz büyük bir Michael Jackson projesidir. Ve Michael Jackson yaşıyor. Biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız öğrenin. Believe kanalını YouTube'dan araştırın, bulun. Weeknd büyük bir proje. Bazı kliplerinde hatta Michael Jackson giyinip kuşanıp işte heykel gibi olsun, işte peçeli kadın rolünde olsun, rol alıyor. Ben böyle düşünüyorum. Sanırım Batuhan Gündüz de Believe kanalının sahibi. O da öyle düşünüyor. Yine ben. Hoş geldin yine sen. 36 Kaan. Sevgiler kardeşim. Öyle takılıyoruz ya. Ciddi bir şey değil. Ya Kaan'cığım bu 36 boys. Kreuzberg'le ilgili mi 36? Unutmuş olabilirim. 36'yı çok severim çünkü de. Şimdi ben buradan, arkanızda monitör var. Böyle telefonu monitöre dayadım ben. Mesela buradan kendi Instagram'ı monitörden açtığımda görünüyor muyum? Onu da merak ettim. Nasıl bakacağız ona? Bir bakayım ya. Görünmüyor olabilirim. Allah Allah. Neyse, kapayalım da aklımız karışmasın. Nathaniel 777. 777'ye selam olsun. 7'lere selam olsun. Yusuf Cem Balta kardeşim. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Biz de kayınpeder babamız Fehmi Baba pazara gitti. İşte o gelecek. Biz de sanırım birkaç hafta sonra, bugün sevgili Zuhal'imle Bornova'da, yine çok uzağa gitmeden çünkü korkuyoruz biz dışarı çıkmaya, bir yerde onunla bir iki tek atacağız inşallah. Böyle bir rahatlayacağız, ortalığa bakacağız normal insanlar gibi, değil mi? Bir kafede oturacağız, barda oturacağız belki. Şöyle bir etrafa bakacağız ya. Hani değil mi? Mal gibi bakmak diye bir şey var. Rahatlatıyormuş insanı. Ah Kalın Pro. Yusuf'cum Kalın Pro tütüncüye her gittiğimde tezgahta duruyor, kalın kalın kol gibi prolar. Ya bir tane alayım da bir hani pro sunumu çekeyim. Yeni bir pro sunumumuz olsun artık diyorum. Almıyorum abi. Ya cimri de değilim. O dakika almıyorum abi. Bir 50 lira verip o proyu almıyorum. Gidip 50 liraya tütün alıyorum. Böyle de bir durumum var. Adıyaman hastasıyım ciddi şekilde ama. Ya yıllardır çünkü Adıyaman'la keyifleniyorum. Ama o pro, Yusuf'cum o pro şeyini yapmamız lazım bizim sunumumu ya. Değil mi? Çok eskide kaldı. 2012-13 falan. Yani değil mi? Proyu makasıyla keseceğiz. Sünnetsiz pro asla içmeyeceksin diye başlıyordum orada. Değil mi? Proyu da öyle ucuz çakmaklarla yakmayacaksın demiştim. Hep pro severlere asaletliğe laf atıyorum orada. Asilliğe laf atıyordum. Yeni bir, aynı tatta bir şey de yapabiliriz. Yeni replikler eklenebilir. Doğaçlama zaten. Güzel olur ya. Sünnetsiz pro asla içmeyeceksin. Bir de neymiş? Yanında konyak olacakmış. Bourbon olacakmış. Chivas Regale olacakmış. Pro bir ritüelmiş. Değil mi? Kök gibi parayı vereceksin. Michael Jackson. Değil mi? Küba prosu getirteceksin. Veya işte neyse, handmade olacakmış falan. Yani asalet işiymiş. Ritüele uyacakmışsın. Gerektiği kadar mangırı da oraya yağdıracakmışsın. Yani verecekmişsin. Ben bu kafada değilim. Yani ben proyu buraya yakarım. Ucuz evde yaptım bir kahveyle de o proyu öldürürüm. Ha pro 200 liralık, 250 liralık pro olsa da ben bunu yaparım. İlle bir bar ortamına da gitmem şekil olsun diye. Ha canım istiyorsa giderim. Havamı da atarım. Hava atmayı da sevmişimdir yani zaman zaman. Bu aralar pek çıkamadığımız için hava atma fırsatımız olmuyor. Yoksa biz gül gibi çiftiz kardeşim. Yaratıcıyız. Fas çayı. Fas çayı. Bu tütüncülerde Arap çayları falan var. Bana satmaya çalıştı sevgili Abdullah tütündeki, Abdullah Tobacco'daki Bekir kardeşim. Ben almadım abi. Hani böyle Seylan çayı gibi böyle çok koyuysa beni bozar diye almadım. Ay Selin.
Görüyor musun, senin kankubana aylar sonra Instagram'da canlı yaptırıyor. Ayselim, tek sebebi odur biliyorsun. Proje üstadımız, Zuhal'imiz değil mi? Ayselim. Ya baksana, kadın bana aklımda yokken pazar pazar hiç sorumsuz hissederken kendimi Instagram'da yayın açtırdı ya. Haber yok, teber yok, poster yok, afiş yok. Hani ben bir de bilirsin proje gibi yaparım normalde canlı yayınlarımı. Hani önceden duyururum, 2 gün önce işte afiş, jenerik falan. Dedim yapayım gitsin ya, sonra bunu kanalıma da gömeriz. Banyoda tıraş olurken Adıyaman içmeni. Ha, banyoda tıraş olurken dedin, sen terbiyeli takıldın Pagan Oktay kardeşim. Eski videolarım benim, affedersin, banyoda mıçarken de. Ama cidden birçok izleyen şu an, yani normal halimi, şu an daha olgun halimi gördüğünde inanmıyordur. O çekimlerin birçoğunda ben gerçekten mıçıyordum ya. Hatta rol sanılsın diye yerlenme sesini elimle yapıyordum. Hani rol ya, yapmıyorum ya orada bir şey, böyle falan yapıyordum. Aa, bir dakika. Ben yorumlara akmayı da beceremiyorum ama efsane bir anını hatırlatmak istemiş Yusuf Cem. Eski bir hikaye. Yeni ofise taşınmışsın. Ofiste VC daha kurulmamış, tesisatları mı yok nedir? Ama malum ihtiyaçlar gelmişti ve bulduğun çözümleme efsaneydi. O ofis İstanbul Çeliktepe'deydi. Evet. Bağlanmamıştı. Ne yapmıştım acaba? Camiye mi gidip ihtiyacımı karşılamıştım, yoksa torbaya mı yapmıştım? Bak, o da mümkün. Çok sıkışırsam ben şu an bile hiç dinlemem yani. Tuvalet doluysa anında torbayı lazımlık yaparım. O kadar da doğallıkta bir adamım yani. Ama Yusuf, ben tam hatırlayamadım. Acaba o gün ne yapmıştık? Çok uzaktaki bir umumi tuvaleti mi koşa koşa gitmiştim falan? Ama o sıkışık halde de tuvalete koşmak da baskıyı artırıyor. Bağırsaklarda bilirsin. O da zor zenaatı ha. Ya buradan YouTube kanalımıza selam vermek istiyorum. Buradan indirip yükleyeceğim çünkü. Üzüldüm şimdi ya. Poşet moşet yok muydu? Ha, uzağa mı gidip? Herhalde ben tuttum falan da. Safir'deki tuvalete gitmiş olabilirim. Dört Levent'teki Safir. Çeliktepe'nin orada. Safir'e koştum galiba ya. Kadim dostum, pro ile içilen en güzel içecek mojito. Oo, mojito deniyor değil mi? Rom, lime, nane, beyaz toz, şeker ve soda kullanılarak yapılan ferahlatıcı bir kokteyl. Mutlaka tavsiye ederim. Aa, sağ ol kadim dostum Esat'cığım. Hazırını alırsak olur da biz uğraşamıyoruz. Şuradaki şu kahvemi zor yaptım ya. Vallahi zor yaptım. Evet. Oo, Yusuf'cığım. Doğru. Demek ki evet. Yusuf Cem kardeşimin dediği gibi doğru. O zamandan demek, daha ta 10 yıl önceden beri demek ki ben poşet tedbirini her zaman aklımda bulundurmuşum. Yemin ederim bu yılda oldu. Bu yılda oldu. Tek banyo var. Ne yapacaksın abi? Ne, patlayayım mı? Şimdi öyle binlerce güzel eğitim afişleri, tanıtımları falan, duyuruları yapan ben arıza adam, burada tabii biraz doğal halimle bulunduğum için beni yadırgayan spiritüalist dostlarım, uzman hocalarım olabilir. Hiç sorun değil. Onlar dahil hepimiz insanlara zaten kendileri olmayı öğretmeye çalışıyoruz, ilham olmaya çalışıyoruz. Değil mi? Mesela bugün Access Consciousness'ın kurucuları Gary Douglas ve Dr. Dane Heer, abi adamlar umarsızca yayın yapıyorlar. Dane Heer'ın bir tane yeni yıl paylaşımı ne vardı? Uzun donla, desenli uzun donla dans ediyor adam. Yani biz torbaya mıç mısız? Çok mu? Hem biz Türk'üz kardeşim, biz daha çılgın olabiliriz. Ama terbiyemiz müsaade etmiyor. Etraf, çevre müsaade etmiyor ya genelde. Hani eş, dost, akrabalar ay bu ne yaptı demesin. Umurumda değil lan. Beni eşim o kadar tatlı ki en deli halimle en baştan kabul etmiş. Yani düşünsene, dünya benim umurumda mı? Oo, Oğuz hocam, dost hocamız, hoş geldiniz. Oğuz'cum, ben öylesine bir kraliçe prodüktörlüğünde ısrara gelince dedim bir
tamam uyuyayım bari bir tane öylesine bir sohbet, bir merhaba canlı yayını açayım dedim. Yani suçlusu yine Zuhal'imizdir. Zuhal'im. Onun sayesinde, onun ittirmesiyle böyle bir ilham duydum. Merhaba diyeyim gideyim dedim. Arkada Ceza açtım. Bakayım. Yusuf Cem ne güzel şeyler ortaya attırıyorsun bana ya. Abi keşke şu videoları çekmeseydim, şu içerikleri yayınlamasaydım dediğin şeyler var mı? Biraz geçmişinle yüzleştiğinde yorumların ne oluyor? İnanır mısınız? Şimdi genele hitap ediyoruz ya bir yandan Yusuf'cum. İnanır mısınız canlar? Benim en arlanmaz, en yani acayip, ayarsız, o zaman çok popüler olan videolarımdan bir tanesinden bile pişman değilim. Kendi adıma pişman değilim. Ya şu an daha olgunum yani. O kadar da manyaklık yapmıyorum. Ha çok tıklanacakmış. Tıklanmasın anasını satayım. Ben hayatımın en güzel dönemini kurmuşum eşimle beraber. O benim bütün deliklerime göğüs germiş, içine almış. Yani geçmişimden tabii ki pişman olmam. Olmam. Ben çok da kolay özgürleşirim geçmişimden. Hatta lafı gelmişken şuraya devam edeyim. Bırak geçmişim, ben yani fiziksel akrabalarım veya sülale diyeyim, tarih, atalar, onlardan bile çok rahat umarsızca elinin tersini böyle yapıp kopabilmiş bir insanım. Hani hep öğretiyorlar. Kendimiz olalım, işte atalarımızdan devralıp da buraya bedenimize hastalık olarak getirdiğimiz şeylerden özgürleşelim diye öğretmeye çalışıyor yaşam koçları dostlarımız, uzman dostlarımız. Ben onun kendisiyim. Açık söylüyorum. Bunu yani kendimi dürüstçe itiraf ediyorum ki bunların hepsinin eşim şahididir. Öyle yani. Ama Yusuf Cem Balta kardeşimi sorduğu gibi ya o zaman şunu anlatayım hadi ya. Anlatayım da bir gülün ya. Sonra kanalıma da bunu yükleriz. Onlar da gülsünler. Canlarım onlar ya. Ben yapmış insanlar. Bir videoda, şimdi ben o zamanlar edit gödit bilmiyordum. Editlemeyi falan bilmiyordum. Kesintisi çekip güm diye yayını alıyordum. O zaman da Arızalar Meclisi diye Facebook hayran sayfam falan var. Çok aktifiz. Sayfa yöneticisi de Komutan Rögar diyecekmiş. Erkan Bursalı. Onunla da böyle, o tabii sürekli takipte çünkü delinin tekiyim abi. Olmadık bir şey yükleyiveririm, rezil oluruz aleme diye. Adam sürekli benim paylaşımlarımı kontrol ediyordu. Ben gene tuvalette koyuyorum kamerayı abi. Öyle bir şey yapmıştım. Altımı indiriyorum falan böyle. Ama kameranın hizasının farkında değilim. Yemin ederim bu oldu. Kameranın nereyi görüntüye de çok görmüyorum. Eski tip bir kamera. Çektim. Kontrol etmeden de güm diye yükledim işte. Yerleniyorum. Oradan haber turu yapıyorum falan. Hadi sonra diyorum. Hadi işimiz de bitti. Toparlanalım. Üzerinize sifonu çekeyim diyorum. Ayağa kalkıyorum böyle falan. Meğer ben o sahnelerin bir tanesinde yemin ederim donumu zaten indirerek çekmiştim. Toparlarken kuşum görünmüş lan. Ciddi bildiğim böyle kuş görünmüş. Ben bunu Arızalar Meclisi hayran sayfamızda Facebook'ta yayını almışım. General admin diyordum ona. Rögar değil. General admin. Bursalı kardeşim. Hemen beni aradı, bir uyardı. Abi ne yaptın ya diyor. Videoda kuşun görünüyor. Git hemen kaldır o videoyu dedi. Önce bir gittim kaldırdım. Daha böyle 1000 kişi görmeden. Ve o video enteresan. Hiçbir yerde de paylaşılmamış. O kadar hızlı davrandı ki Erkan kardeşim sağ olsun. Sonra ben onu editledim. O kısmını yok ettim. Kuşumu oradan kaldırdım falan. Yok, kuşumu aldırmadım canım. Sadece videodaki kısmını aldırdım. Onu sonra tekrar YouTube'da yayına almıştım. İşte bu beni biraz ürkütmüştü Cem kardeşim ya. Yusuf Cem. Sigara biter, Ömer gider. Canlı yayınlara alışma antrenmanı olsun bu. Daha kanalımda yapmadım ya. Güm diye buraya çıktım duyurusuz falan. Öyle güzel oldu. 2-3 kişi buradan ufak tefek atıştık işte. Hoşuma gitti. Sigara bitsin, yayını kapatmak kolay. Hakikaten buradan yayını inşallah kaydeder de. Vallahi ben de şaşırdım.
Yusuf Cem Balta kardeşim, şimdi ben bu yayını kayıt olarak nasıl kapatıyorum? Sağ üstte bir çarpı var. Çarpıya bassam bu kaydoluyor mu? Yoksa böyle elimizde patlayacak mı yayın? Onu anlayamadım ben. Bilen varsa. Bu arada ansızın habersiz bodozlama girdiğim bu yayını fark edip buraya uğrayan Afrail Gök, ikinci katil nikiyle çıkıyor. Kardeşimize de teşekkür ederim. Tacizci Rejedir kendisi. YouTube'da tekrar bir yayın yaparsam o yine tacizci reji olarak inşallah görevini alacaktır. Oho. Aha, dışarıdan kendi sesim geliyor. Eşim elinde telefonla galiba koridordan geçiyor. Dışarıdan kendi sesim geliyor. Ben şimdi rahatsızlandım. Sigara bitiyor. Yayını kapayacağım. Heh. Bak bir daha kendi sesim geliyor. Ben bu yayını nasıl... Tamam. Nasıl? Kapayalım. Ama ortalığı şöyle havaya... Bak bir daha kendi sesim geliyor. Kapıyormuşuz. Nasıl kapayacağız?